Babam Alparslan, anam ile evlendiği gün sabah ezanında kazaya gitmiş. Anam bunu babamın kılıcına takmış. Kılıcın kertilmesin, zafersiz dönmeyesin. Buna her baktığında beni yanında hissedesin demiş. Babam ömrü boyunca bunu kılıcından hiç çıkarmadı. Nice cenklere girdi lakin buna hiçbir şey olmadı. Sevdalarının ne kadar sağlam olduğunun alametiydi. Bize düşen de onlara layık evlatlar olabilmektir. Onların sevdası ne kadar sağlam ise bizim de kardeşliğimiz o kadar sağlam olmalı. Bugüne dek çok karşı karşıya geldik. Bu son hadise ise bardağı taşırdı. Lakin anamın hatırına sana müsamaha göstereceğim. Sen benim öz kardeşimsin. Kanımdansın, canımdansın. Sen de bundan gayrı anamızın vasiyetini yere düşürmeyesin. Söz veresin bana. Söz. Sultanım, Sencer Bey huzurunuza çıkmayı diler. Gelsin. Sultanım. Seferiye Hatun hem devletimizin hem de cümlemizin anasıydı. Başımız sağ olsun. Sağ olasın Sencer Bey. Neyse ki bu yaslı gününüzde bir nebze de olsa içinizi rahatlatacak bir haberim vardır sultanım. Türkmen beylerine yapılan saldırıda şüphelendiğimiz hain. Onun adını itiraf edecek birini ele geçirdik sultan. İzzak Kös'ün sağ kolu Thomas elimizdedir. İtiraf etti mi hainin ismini? Henüz değil. Belli ki direnir sultan. Ama yarın sizin huzurunuza çıkarmayı diler. O vakit her şeyi itiraf edecektir. Sencer, İzzak Kös'ün sağ kolunu getirince haine aşikar olacak.
Sence kimdir içimizdeki hain? İzak Yosun sağ kolu konuşursa öğreniriz.